dünya genelinde COVID-19 aşılarının vurulmaya başlandığı şu günlerde ardından birçok önemli soruyu beraberinde getiriyor. İnsanların aklına takılanlar, aşı yaptıran ve aşı yaptırmak isteyenlerin kafasında oluşan çok önemli soruları Doktor Vedat Obuz sizler için yanıtlıyor. Aşının yan etkisi nelerdir? Hangi marka aşıyı olmalıyız? Aşı olunca maske takmalı mıyız? Kronik hastalığı olanlar, hamile olan kadınlar ve sizlerden gelen birçok sorunun cevabı bu programda. Doktor Vedat Obuz sizler için cevaplıyor. Merhabalar. Amerika'dan, uzak diyarlardan, Amerika'da yaşayan muhacir Türklere, yine bize çok sayıda soru gönderen Avrupa'daki vatandaşlarımıza ve ana vatandaki tüm kardeşlerimize selam ve sevgilerimizle ikinci bir programa başlıyoruz. Hatırlarsanız COVID-19 başladığında binlerce bilinmeyeni olan bir hastalığın, pandeminin içerisine aniden düşmüş kişiler olarak bu sorulara cevap arayan binlerce kişiye cevap olarak tekrar program yapmıştık. O programımız binlerce, yüz binlerce insanlar tarafından tekrar tekrar izlenildi. Bize sürekli e-mailler gönderildi. Akabinde yine tedaviyle ilgili bilgilendirme amacıyla videolarımız oldu. Son iki haftadır da dünyanın her yerinden Atürk TV'ye gelen soruların artması bağımıyla bizden İkinci bir aşıyla ilgili program yapılması istedi. Öncelikle yöremiz insanlarının ihtiyacı olan haberleri yapma ve kaliteli programlarıyla bize hizmet veren Atürk TV'nin yapımcılarından Sayın Tuncay Uzun ve Azim Esesli'ye teşekkürle başlamak istiyorum. Şimdi programımıza hem sesli hem de e-mail olarak yüzlerce soru geldi demiştik. Bunların içerisinden biz önce Belçika'dan Beşir ailesinden gelen bir video ile başlıyoruz. Onların sorusunu bir izledikten sonra cevap vermeye çalışacağım. Merhabalar Doktor Vedat Bey. Belçika'dan Beşir Ayhan ailesi olarak COVID aşısı olmak istiyoruz. Aşının ne gibi yan etkileri vardır? Varsa nelerdir? Bizi bilgilendirirsen memnun oluruz. Selamlar. Sayın Beşir ailesine teşekkür ediyoruz sorularınız için. Şimdiye kadar milyonlarca aşı, yüz milyonlarca aşı dünya çapında yapıldı ve elimizde yeterince data var. Aşının iki türlü yan etkisi var. Bir lokal etkileri diyoruz. Daha önce grip aşısı olanlar bilir. Bir de aşının vücutta başlattığı immünolojik yani bağışıklık sistemini aktivesinden dolayı olan reaksiyonlar var. Kızarma ve ağrı ilk başta gelen ama geçici olan yan etkilerinden bir tanesi. Yine grip olduysanız, gripe benzer hastalıklar, yani grip olunca ne oluyor? Başınız ağrıyor, kırgınlık oluyor, hafif ateş düşük seviyede hissediyorsunuz, kas ağrıları oluyor, bazen bulantı, bazen kusmaya kadar gidebilen eğer çok yan etkisi varsa oluyor ama bunlar geçici şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla. Bunların dışarısında çok çok nadir olan, daha sonraki sorulara cevap olarak vereceğimiz yan etkiler de var ama şimdilik söyleyebileceğimiz aşıların yan etkileri bunlardır. Yapılan aşıların çoğu 16 yaşın üstündeki herkese müsaade edilmiş olup olabilirsiniz diyoruz. Şimdi ikinci bir sorumuz bizim Ordinarius lakabını alan Necmi Uzuner'den. Almanya'dan Amerika'da yaşayan siz değerli dostlarıma, arkadaşlarıma ve Türkiye Cumhuriyeti olan bütün vatandaşlara selam ve sevgilerimi yolluyorum. İsmim Necmi, soyadım Uzuner. Ordu Mesut diyeliyim. 42 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Benim Doktor Vedat Bey'e bir sorum olacak. Vedat Bey, son günlerde Avrupa Birliği ülkeleri arasında 11 Avrupa Birliği ülkesinde İngiliz aşısı olan AstraZeneca durduruldu. Yani yasaklanmadı ama durduruldu. Şu an onun incelemesi yapılıyor. Sebebi de AstraZeneca aşısının insanlar üzerindeki yan etkilerinde kan pıhtılaşmasının meydana geldiğini söylediler. Ona istinaden zaten aşı vurulmasını da durdurdular.
Almanya son halka, yani diğer 11 Avrupa ülkesinin olayı durdurmasından sonra Almanya son halka olarak da bunu kendi ülkesinde, kendi vatandaşlarına durdurma kararı aldı. Geçen hafta durdurdular ve bugünkü bir haber kanalında izlediğimde bir yetkili kişi şunu söyledi. AstraZeneca'nın 60 yaş üzerindeki olan kişilere tekrardan vurulmasını öneriyoruz. Ve bunun olunması gerektiği söyleniliyor. Lakin soru da beraberinde getiriyor. Yani bu aşının ne kadar sağlıklı veya sağlıksız olduğunun yanında da bu soruyu getiriyor. Şimdi bizler AstraZeneca aşısı olduğumuzda bu aşının bizim üzerimizde etkisi, yani kan pıhtılaşması ne derecede olabilir? Yani 60 yaş üzeri olan insanlarda diyeyim daha doğrusu. Ve bunun sonucunda, bu kan pıhtılaşması sonucunda zaten beyne giden damarlarda tıkanıklık meydana getirdiği için ölümlerle sonuçlanan kişiler var. Daha doğrusu insanlar oldu Avrupa Birliği'nde. Acaba sizin bu konu üzerinde bir bilginiz var mı? Varsa bizimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Ve diğer vatandaşlarımız da en azından sizin vasıtanızla AstraZeneca aşısı üzerinde iyi bir bilgiye sahip olduklarında yaptırıp yaptırmama kararlarını sizin vereceğiniz telkinlere göre de diğer insanlar da bunu kendileri için uygun görürlerse yaptırırlar, uygun görmezlerse yaptırmazlar. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sayın Necmi Bey'e teşekkür ettik sorusu için. Şimdi AstraZeneca'nın biliyorsunuz Amerika'daki FDA'ye başvurusunda verilen datanın eksikliği bahane gösterilerek ya da eski data kullanıldığı bahane gösterilerek onay verilmediği bir iki hafta önce. Ben sadece eski datadan dolayı değil, işin içerisinde politik artı bu sizin söylediğiniz yan etkiden dolayı olan bir çekincenin olduğunu da düşünüyorum ama şimdi her işten önce ilme bilime dayalı bir yaklaşımla gitmek lazım. Öncelikle kaç kişiye pıhtı olayına sebebiyet vermiş ona bakalım. Yapılan 20 milyon aşının içerisinde sadece 18 kişide pıhtı görülmüş. Bu 18'i eğer milyona çevirirseniz yani 1.25, milyonda 1.25. Şimdi aynı yaş grubundaki insanların beyne pıhtı atma oranını araştırırsanız onların oranı 1.25'ten fazla. Yani bu olayın yapan firma AstraZeneca'nın söylediği gibi coincidence deniyor. Yani tıpta beraberinde o aşının olması akabinde ortaya çıkması dolayısıyla aşıya atfedildiğini düşünen bilim adamları sınıfındayım ben. Ama gönlünüz rahat olmazsa, insan vücudu sadece dışarıda görünen şu fiziki yapıdan ibaret değil. Bizim içimizde dolaşan, etrafımızı kaplayan enerji dediğimiz bir enerji mefhumu kavramı var. Bu enerji mefhumu kavramını da biz tıpta plasebo olarak diyoruz. Yani plasebo nedir? Bir ilacı etkin maddesiyle etkin maddesini olmayı aynı şekilde birine şekerle hap şeklinde verseniz ama bu ilaç size iyi gelecek dediğiniz zaman insanların iyi geldiğini ve ilaç varmış gibi cevap vücudunun verdiğini görüyoruz. Bu ilaç seni öldürecek, seni hasta edecek dediğiniz zaman, bu ilaç seni hasta edecek denildiği zaman da yan etkilerin çıktığını görüyoruz. Bu olaylardan dolayı AstraZeneca aşısının yaptığı yan etkiyi düşünerek korkarak aşıyı alırsanız o aşıyla ilgili yan etkinin sizde olma ihtimalini siz fiziken değil ama bu öteki sebeplerden dolayı artırmış oluyorsunuz. O yüzden ben derim ki eğer şüpheniz varsa AstraZeneca ile ilgili şu anda bilimsel çalışmalar bu veriyi benim söylediğim şekilde olduğunu destekleyecek verileri geliştiren çalışmalar toplanıyor, bilgiler toplanıyor. Yakında çıkacak. O çıktıktan sonra alın derim. Şu anda mevcut aşı sayısı gittikçe artıyor. İmkanları da artıyor. Aşıyı seçebilme ihtimaliniz olacaktır diyorum. Ona göre seçin derim yani. Benim size cevabım budur. İkinci bir soru var yine Sayın Ordinarius Necmi Uzuner'den. Onu da bir dinleyelim. Almanya'dan tekrardan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Doktor Vedat Bey, benim aklıma bir soru daha takıldı.
Onu da size sormadan geçemeyeceğim. Şöyle bir soru. Amerika'da Amerikan şirketi olan Moderna'nın yapmış olduğu bir aşı var. Bir de Pfizer, yine Amerikan şirketi. Ayrıca Alman şirketinin ortak bir aşı geliştirdiler. BioNTech olarak. Şimdi Amerika'da yaşayan bir vatandaş, herhangi bir vatandaş, Amerikan vatandaşı olabilir, Meksikalı olabilir, Türk olabilir. Sorunun özünde şu var. İlk aşı Moderna'dan olan bir vatandaş, İkinci aşıyı BioNTech'ten olursa bunların etkisi ne olabilir? Yani uyumu nasıl olabilir bu iki aşının birbirine karşı? Çünkü sonuçta birisini bir marka aşıdan kullanıldığı zaman bunun etkisi tabii ki daha farklı oluyor. Ama iki aşıyı birinci aşıda Moderna'ya olup ikinci aşıda da BioNTech'i kullanılırsa bunun vatandaşlar üzerindeki etkileri ne olabilir? Yan etkileri ne olabilir? Sağlık açısından zararlı mıdır yoksa daha iyi bir etkisi mi olur? Yani bunun üzerine bir çalışmanız oldu mu veyahut da böyle bir çalışma olup bununla ilgili bir bilgi sahibi olduğunuz mu? Eğer böyle bir bilginiz varsa bu bilgiyi bizlerle paylaşırsanız çok çok sevineceğim ve çok mutlu olacağım kendi adıma. Tabii diğer vatandaşlar da kesinlikle mutlu olacaktır. Önemli olan bizim burada kendi sağlığımız üzerinde sizlerden daha iyi bir bilgileri alıp kendimizi ona göre toplum içerisinde daha bilgili bir şekilde hareket etmemizi sağlayacak. Ve bunu tabii ki dostlarımıza, ailemize, kardeşlerimize, bacılarımıza daha iyi aktarabileceğiz. Sizden aldığımız bilgiler çizgisi üzerinden gidecek olursak. Benim düşüncem böyle. Bu konu üzerine bir bilgi verirseniz size çok teşekkür ederim. Almanya'dan çok güzel ikinci bir soru. Gerçekten harika bir soru. Niye diyeceksiniz? Bu olay yaklaşık Ocak ayında Amerika'da CDC'nin masalarına yatıştırılmış bir koyulmuş bir soruydu. Şöyle diyelim şimdi, daha önceki bir sonra gelecek sorularda da açıklayacağım ama 3-4 çeşit aşı var şu anda piyasaya verilen. O aşılardan yapılma metotlarına göre sınıflandırma yapıyorum ben. BioNTech ile Moderna messenger RNA dediğimiz, yani bir bilgi gönderiyorsunuz aşıyla hücrenin içerisinde spike dediğimiz bir çıkıntı proteinlerini yaptırıyorsun. O proteine karşı vücuda dışarıya verildiği an o proteinler vücut ona karşı bir bağışıklık sistemi geliştiriyor. Şimdi Moderna ile Pfizer ikisi aynı gruptan olduğu için ben zaten immünoloji yüksek doktorası, post doktorası yapmış bir tümör immünoloğu olarak Amerika'ya 30 sene önce geldiğimde bu işe daha vakıf olan bir kişi olarak şöyle düşünmüştüm. Yani büyük ihtimalle olması ihtimali kolay ve kullanılabilir. Nitekim CDC önce olmaz, daha sonra olur şeklinde bir karar verdi ve şöyle bir açıklamada bulundu. Biliyorsunuz aşının bir tanesi 3 hafta arayla veriliyor. İkincisi Moderna olan 4 hafta arayla veriliyor. Ya da işte ama birincisiyle ikinci arasındaki zaman ne kadar olmalı gerekiyor derseniz, eğer interchangeable, yani bir aşıyla ikinci aşıyı karıştırılacak şekilde bir ya da bir yanlışlıktan dolayı olacak ise en az 4 hafta olmasını tavsiye ediyor. Ama 6 haftaya kadar verilebilir. Bunu şöyle açıklayan: bir yerde Pfizer aşısı oldunuz. Aşı bitti. İkinci aşıya gelene kadar, aşı gelmedi olduğunuz bölgeye, ikinci aşıyı Moderna olabilirsiniz. Onu olabilmek için üçüncü haftadan sonra dördüncü haftayı bekleyeceksiniz. Dördüncü haftadan sonra olacaksınız ama baktınız dördüncü haftada Moderna da gelmedi. Beşinci haftada geldi. Olacaksınız, olabilirsiniz. Altıncı haftada geldi, olabilirsiniz. CDC'nin kendi sayfasından bize verilen bilgiler bunlar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi tekrar Amerika'ya geliyoruz. Geçen sene Mart ayında başlayan koronavirüs salgını sebebiyle girdiğimiz pandemi sürecinde bize bilgi akışını sağlayan Atürk TV'ye öncelikle teşekkür etmek istiyorum. South Jersey'den Özdemir ailesi olarak South Jersey ve New Jersey'nin hastalarına şifa veren Sayın Doktor Vedat Obuz'a, yani Türk toplumu Vedat abisine bir soru sormak istiyorum. Bir hafta önce eşimle beraber koronavirüs aşısının ilk dozunu vurduk. Bu aşı bizi ikinci dozu aldıktan sonra ne kadar süreyle koruyacak? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsın.
Teşekkür ederim kahramancığım. Hastalarımızdan Kahraman ve Özdemir ailesi sorusunu şöyle cevaplayayım. Şimdiye kadar aşının üretiminden buraya kadar geçen zaman içerisinde aşı ile ilgili antikor seviyeleri sürekli ölçülüyor. Ve bu antikor seviyelerinin düşme hızını ölçen yayınlar yapıldı. Zannedersem Lancet'te yayınlandı. Güney Kaliforniya'daki bir üniversiteden ve umutlandırıcı bir yayın. Aşağıya düşme oranı çok yavaş. Bu düşme oranı göz önünde alınarak yapılan açıklamalarda özellikle Dr. McBride var, tümör immünolojist olan, onun yaptığı açıklamalara dayanarak söylüyorum. En az 2 ya da 3 yıl bu aşının koruması bekleniyor. Fakat aşı yapan firmalar tabii ki bu konuda en çok araştırma geliştirme programını ellerinde bulundurup harcamalarını yaptıkları için daha çok söz sahibi. Onların yapmaya çalışacağı metot bence her sene yapılması için kuvvetli data getirmeye çalışacaklardır. Özellikle mutasyonu ve mutasyonla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerdir ve eğer mutasyonu olmuş virüsü yapılan aşının antikorları korumuyor gibi bir data getirebilirlerse ellerine, bize her sene olmamızı isteyeceklerdir. Ama görünüyor ki mevcut aşıların hepsi neredeyse 2-3 seneye kadar koruyor. Bir de aşının korumasıyla ilgili sadece antikor seviyesi çok önemli değil. Aşıyı biz niye yaptırıyoruz onu bilmek lazım. Aşıyı Allah etmeyi, hastalığın en kötü yan etkisi olan ölümcül, acil, yoğun bakıma düşmeye kadar götüren ağır vakaları gelişmemesi için yaptırıyoruz. Ve şu ana kadar piyasaya verilen en kötüsü dahi denilen aşılar dahi hepsi %100 oranında bu hastalığın en kötü gidişatı, yani ölümle sonuçlanabilecek, yoğun bakıma kadar gidilecek kötü hastalığa gitme evresini durduruyorlar. O yüzden derim ki aşınız olduysanız müşterih olun, rahat olun. En az 1-2 sene, 3 sene bu aşı koruyacaktır. Şimdi biraz önce de söyledik. Aşıların cinsleri değişik, piyasaya gelişleri değişik. Ben bir Türk olarak Türk aşısını, ilk önce Türkiye'de yapılacak bir aşıyı diyorum. Görünürde faz 3 çalışmalarına Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği su çiçeği aşısı metoduna dayanarak yapılan, yani inaktive edilmiş aşı var. Yine virus, live virus particle dediğimiz, yani virüs parçacıklarını kullanan bir metotla aşı geliştiren firmalarımız var. Onların dışında da yine burun içi intranazal dediğimiz sprey şeklinde aşıyla çalışan firmalarımız var. İnşallah faz 3 çalışmalarına hızlı bir şekilde geçip piyasaya çıkarırlar. Ben milliyetçi bir Türk olarak Türk aşısı diyorum. Ondan sonra medarı iftarımız olan Sayın Uğur ve eşi Özlem'in geliştirdiği BioNTech, hem onların geliştirmesi dolayısıyla hem de verilen datalardaki kuvvet dolayısıyla tavsiye ediyorum. Niye tavsiye ediyorum? Şöyle, biliyorsunuz yayılım oranı fazla, ölümcül oranı fazla olmayan 2-3 tane mütant çıktı. Mütant dediğimiz, yani virüsün RNA'sı değişmiş bir şekilde piyasaya çıkan, önce Brezilya'da P1 denilen bir değişik virüs oranı çıktı. Daha sonra Güney Afrika'da 5-7 zannedersem çıktı. Yine İngiltere'de bir değişik aşımız çıktı ve Pfizer aşısı her üçüne de etkili olduğu görüldü yani şu ana kadar. Bu yüzden Pfizer aşısını tavsiye ediyorum ama aşının bulunurluğu kolay değil. Almanya'dan bir sorumuz daha var. Yunus Özkesen. Özkesen. Vedat Hocam, Almanya'da selamlar. Ben Yunus Özkesemen. Bu koronada dolayı çok çeşit aşı çıktı. Bu aşıların hangisini önerirsiniz? Teşekkür ederim. Uzakta da olsak vatansever, milliyetçi bir Türk olarak Türk aşısı diyeceğim. Sebebi şu. Biliyorum ki Türkiye'de bu ay içerisinde 3. faza geçmiş Erciyes Üniversitesi'nin çalıştığı inaktif aşı metoduyla üretilen bir aşımız. Yine
intranazal olarak başka yerde eşi benzeri olmayan bir aşı çalışması olduğunu, yine yeni metotlar olan live virus partikülleri kullanan aşı çalışmaları olduğunu biliyorum. Yakından takip ediyorum. Onların bir an önce piyasaya çıkıp etkinliği ve yan etkileri az olarak ispat edildikten sonra hem Türkiye'de hem her yerde kullanmasını istiyorum. Ondan sonra yine medarı ihtar edilen o zaman Sayın Uğur ailesi ve eşi Özlem'in geliştirdiği BioNTech diyorum. Sebebi şu, BioNTech aşısı koronavirüs ile ilgili insanları endişelendiren yeni mutasyona uğramış cinslere karşı da etkili. Hem İngiltere'de çıkan mutasyonlu koronavirüs de karşı hem South Afrika'da hem de Brezilya'da. Ama hangi aşı öneriyorsunuz derseniz elinize gelebilecek ne aşı varsa, yani kimi, hangi aşıya ulaşabiliyorsunuz onu öneriyorum. Şu anda bir aşı öteki aşıdan daha üstündür demek çok zor. Niye? Aşıyı niye yapıyoruz onu bilmek lazım. Biz aşıyı Allah etmeye, hastalık bize gelirse bizi acil yoğun bakıma düşmekten kurtarsın, ölümden kurtarsın diye yaptırıyoruz diye düşünmemiz lazım. Ve şimdiye kadar piyasaya verilen her aşı bu ölümcül etkileri %100 etkileyen aşılar olduğu için, önleyen aşılar olduğu için hepsini yaptırabilirsiniz diyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi videolu sorular gittikten sonra yaklaşık yüzlerce sorunun içerisinden seçilmiş bir 12-13 tane sorumuz var. Onlara geçeceğiz. Biraz önceki videodaki soruya eşdeğer bir soru. İlk soru diyor ki, korona aşının koruma süresi belli bir zaman dilimi var mıdır? Demiştik işte 2 ile 3 seneye kadar. Birinci sorumuzun cevabı bu. İkinci sorumuz, yine Belçika'dan Beşir ailesinin sorduğu, korona aşısının yan etkileri var mıdır diye onu söylemiştik. Ağrı, ondan sonra gripal enfeksiyona benzeyen yan etkileri var. Ben bu arada bu yan etkileri azaltacak birkaç metot söyleyeyim size. Daha önce söylediğimiz şeylere maalesef işte nütrisyonel, yani beslenme yönünden yaklaşımlı olan şeylere karşı olan çok kişi var, biliyoruz, inanmıyorlar ama ben integratif tıp uzmanı olarak tıpta hem ilacın hem ilaç dışındaki bitkisel ürünlerin hem de beslenmenin bir ilaç olarak tıbbın babası olan yine ülkemizde çalışmış Hipokrat'ın da başlattığı ekolün devamı olarak kullanması taraftarıyım. Aşının yan etkilerinin çoğu vücutta geliştirilen immünolojik reaksiyonların oluşturduğu maddelerden dolayı oluyor. Onları azaltacak metotlarımız var. Bunlardan bir tanesi, her hastalık Hipokrat demişti ya, bağırsaktan başlar. Yine bağırsağı kuvvetlendirerek yapabiliriz. Eğer ben yemekle uğraşmam, bana destek ürün ismi ver derseniz size iki ürün vereceğim. Bir tanesi kolajen, ikincisi probiyotik. Bunları aşıya olmadan bir hafta önce başlayıp aşının vücuttaki geliştirdiği bu reaksiyonların bitimi ya da aşağı inmeye başlayacağı zaman olarak dördüncü haftaya kadar kullanın derim. İkinci güzel bir ürün kefir, yoğurt, ayranımız. Ondan sonra da paça çorbamız veya tavuk suyu çorbamız ya da et suyundan yapılan çorbalar. Her gün bir defa. Yine karaciğerimizin toksinleri temizlenmesini hızlandıracak maddelerimiz var. Bizim mutfağımızdaki çoban salatası kadar güzel bir şey yok. Onun içerisinde çok yüksek oranda yine koersetin var. Bir tabii ağrı kesicidir. Yani onu alırsanız, Tylenol'du, Motrin'di, bu Amerika'daki isimleri, Türkiye'deki isimleri, işte parafondu, ağrı kesici, hiçbir işine ihtiyacınız kalmaz. İyi beslenin. Bir de hayvansal ürünlerden, yoğurt, ayran dışındaki sütten ve peynirden bir iki hafta, üç hafta uzak durun ki daha az yan etkiler oluşsun derim. Üçüncü soru, hamileler aşı yaptırılabilir mi? Bir de emziren anneler sorusu var onun akabinde gelen. Bununla ilgili CDC'nin sayfasında yapılan açıklamalar var. İlk önce bununla ilgili hayvansal çalışmalar sırasında elde edilen bilgiler var. Şöyle izah edeyim. Şimdi piyasada olan aşıların 3 cinsi var demiştik. Bir tanesi de vektör aşıyla yapılan cinsi. Bu vektör aşılar Ebola denilen salgında, Afrika'da çıkan sırasında geliştirilmiş ve hamilelerde ve emzirilenlerde çok uzun süre test edilmişti. Bu tür yapılan aşılardan bir tanesi AstraZeneca aşısı, bir tanesi J&J aşısı,
Bir tanesi de Rusların yaptığı aşı. Bu üç aşının da hem hamilelerde hem de hemzirelerinde, emziren annelerde hiçbir yan etkisi olan, aynı gruptan olan işte vektör aşının olmadığı ispatlanmıştı. Eğer yani ille de bir tanesi daha emin datası olan birisi derseniz, vektör aşıyla yapılmış, vektör aşı metoduyla yapılmış aşılardan birini seçebilir hamile olan anneler ya da emziren anneler diyebilirim. Hangi aşı daha güvenilirdir denildiğinde, aşıların piyasaya çıkılması o kadar yoğun süreli data verilmesi gerekiyor ki ülkelerin sağlık kurumlarına ya da Amerika'da CDC'ye. Yani bir aşının piyasaya verildiğinde müsaade edilene kadar geçilen evreleri gerçekten bilseniz piyasaya verilen hiçbir aşıyı sorgulamazsınız derim. Bazı güvenilir güvenilirsizlik konuları var. Bunlardan bir tanesi Çin aşısına güvenilir mi? Bir tanesi Rus aşısına güvenilir mi? Bunlar kapalı ülkelerdi, komünist ülkelerdi. Her şeyi manipüle edebilirler ama dünya açıldı artık. Bir globalizasyon var. Dünyanın her ülkesine bu aşıyı satacaklarını bildikleri için onlar da dünya kurallarına göre kartlarını oynamak zorundalar. Onlara dahi güvenilebilir. Onların yaptıkları detaların teyit edilmesini de görebiliyoruz şu anda. Yani çoğu ülke sadece Rusya'nın Rusya'da yaptığı çalışmayla kalmıyor. Aynı çalışmayı tekrar ediyor ve güzel sonuçlar da çıkıyor. Mesela Çin aşısının Çin'de bulunan koruma oranıyla Türkiye'de yapılan oran arasında farklılıklar çıktı. Türkiye'de %91.6 oranında koruduğu gösterildi. Yine aşılardan hiç beklenilmedik bir şey çıktı. New York Times'ta 3 hafta kadar önce yayınlanan bir makalede aşıların insanlarda yaptığı yan etkileri ölçen bir makaleydi. Ve ilk en az yan etkisi olan 4 aşı, 4'ü de Çin'den çıktı. Yani o yüzden bazen pleasant dediğimiz İngilizce'de yani bizi mutlandıran sürprizleri de karşılıyoruz. Onlardan bir tanesiydi. Her aşıyı olabilirsiniz soru. Elinize hangisi geliyorsa. Gıda alerjisi olanlar aşı kullanabilir mi? Şimdi aşılardan Çin'de yapılan zannedersin Türkiye'de de verilen yumurtada geliştirildiği için eğer yumurta alerjiniz varsa o aşı ciddi yumurta alerjisi. Bu dediğim alerji mesela sadece kaşıntı şeklinde değil. Boğazınız tıkanacak şekilde bir yumurta alerjiniz varsa kullanamazsınız. Yine Amerika'da ilk BioNTech çıktığında BioNTech aşısıyla ciddi bir böyle anafilaksi dediğimiz olaylar oldu. Ve onu alıştıklarında ne buldular biliyor musunuz? İnsanların reçetesiz bölümden alıp da kabızlık için kullandıkları PEG diye bir madde var. Burada piyasa ismi Miralax olan. Onu çok uzun süredir kullanan insanlar da kendilerinde ona karşı bir antikor gelişiyor ama uzun süre kullandıkları için dozları sürekli vücutlarında bir miktarda olduğu için onun yaptığı anafilaktik reaksiyonu geliştirmiyorlar. Ama diyelim ki bu aşı olmadan önce 3-4 hafta hiç kabızlık ilacı kullanmadan aniden bu aşı verildikten sonra ciddi yoğun bakımı gerektirecek reaksiyon olan kişiler çıktı ve artık o soru soruluyor. Ben BioNTech aşısı gibi içerisinde koruyucu olarak bu maddenin kullanıldığı maddeye alerjiniz varsa onu yaptırmayın diyeceğim. Kronik hastalığı 7. sorumuz olanlar aşı yaptırmayın. Zaten bu aşının ilk yapılmasını istediğimiz insanlar kronik hastalığı olanlar, özellikle akciğer hastalığı, kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon olan kişiler. Bunlar öncelikle yaptırmaları lazım. 8. soru aşı olduktan sonra yine maske takalım mı? Şimdi hem politik hem insanları rahatsız eden bir yaklaşım. Biliyorsunuz bu konuda çok soru yaklaşım var. İki türden de yaklaşım var. Hatta Amerika'da zannedersem Texas aşıyı tamamen, maskeyi tamamen kaldırmakla bir hamle yaptı bugünlerde. Yani aklı selim olarak aşı yapıldıktan sonra 28 gün sonra antikorunuzun geliştiğini ölçeceksiniz diyelim. Ve antikorunuz varsa sizin maske kullanmamanız lazım. Çünkü diyeceksiniz ki beni koruyor ama şu anda yeni mutasyonla ilgili datalar tam elimize gelmediği için bilim adamları özellikle CDC ve Amerika'nın aşı yönlendiren büyük gruplarının tavsiyesi yapılan aşıların mutasyona uğramış koronavirüsü koruyuculuğu kesinleşene kadar maske takın diyorlar. Bana sorarsanız yani maske bilinçli olarak takılması lazım. Aşı olmanıza rağmen çok sayıda insanın olduğu bir grup olan yere girerken maske takmanız hem onlara karşı yanlış bir sinyal vermemek açısından hem de
sadece koronavirüs değil, öteki virüslük hastalıklara karşı da grup halinde bulunduğunuz zaman takmak bence faydalı olur. Hatırlarsanız bilmiyorum, herkes biraz böyle acayip bakardı. Japonlar veya Çinliler, onları gösterirken televizyonda, onların toplu taşım araçlarına gidip gelirken ceplerine maskeyi çıkarıp taktıklarını görüyorduk. Bu güzel bir alışkanlık ama her yerde değil. Arabanın içerisinde tek başına maskesiyle girerken arabanın direksiyonu yapışmış insanlar görüyorum. Onlara çok şaşıyorum. Parkta koşuyor, göya spor yapıyor. Etrafında hiç kimse yok, maske var. Onlara çok ben yani üzülerek bakıyorum. Biraz aklı selim olup neyi nerede nasıl kullanacağını bilmek lazım diyorum. Evet, o soruya cevabımız öyle. Geldik 10. soruya. Tek doz olan aşı mı yoksa çift doz olan aşı mı yaptırmalı? Biraz önce söyledim. Yani yan etkilere baktığı zaman tek doz olan aşının yan etki sırasında çoğu yan etkisi olan, yani olan 9. sıraya düşmüş bir aşı, J&J aşısı. Öteki iki dozlu aşılar yan etkisinde biraz üstte ama koruyuculuk bakımından verilen dataları daha da iyi. Bir de şimdiki işte bu mutasyona uğramış koruyuculuğuna bakılırken hangi aşı olursa olsun yaptırın derim. 11. soru, herhangi biri ilaca alerjisi olanlar aşı yaptırabilirler mi? Şimdi bu ilaçlardan bir tek biraz önce söylediğim kabızlıkta kullanılan o Miralax'in içindeki maddeye karşı alerjiniz olma ihtimali yüksek olduğu için onu çok kullanıyorsanız o aşıyı yaptırmayın derim. Onun haricinde aşı prospektüsünde zaten aşıyı veren her yerde şu maddelere alerjiniz var mı diye bir soru sorulması lazım. Onların herhangi birisini kullanıyorsanız yaptırmayın derim ama şimdiye kadar ilaçlarla veya işte penisilin alerjisi diyelim, sulfa alerjisi olanla bir cross reactivity hiç duyulmadı. Onlar olsa da yaptırabilirsiniz. Covid-19 aşısı bizi kesin koruyacak mı? Koronadan diye bir soru var. 12. soru. Yani bu soru cevaplandı. Hiçbir şey kesin değil. Allah-u Teala sadece bizi kesin bir şekilde bir şeye cevap verecek şekilde değil. Bu yapılan dataların da yorumu, interpretasyonu çok değişik. Mesela %94.6 koruyor denilen ilk çıkan işte V96 koruyan Moderna ile Pfizer'ın yapıldığı zaman diliminde test edilen hasta grubuyla farklılığından dolayı öteki aşıların daha az koruyucu olduğu ortaya çıktı. Çünkü bu aşıların denendiği hasta gruplarının olduğu yayılma oranı, onların içerisindeki hastalığı işte test edilen kişi oranından dolayı farklı. Yani bu numaralar bile bir şey fark etmiyor ama yani en azından bizi ölümcül kısmından kesinlikle koruyacak diyoruz. O detayımız da var her aşı için şimdiye kadar. O bile yeter. Aşı olmama hakkımız var mı? 13. soru. Ben insanların hürriyeti taraftarıyım. Hiç kimsenin başına silah tutarak aşı yaptıramazsınız, yaptırmamalısınız. Hiç kimseye pasaportuna aşı yaptırılmadığı için uçağa binemezsiniz diyemezsiniz. Bu insan haklarına, insan özgürlüğüne aykırı. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bu yasa yasal olarak getirildiğinde eğer ben korona bilmeden geçirdiysem, koronaya karşı antikorumu gösterdiysem bana ona rağmen aşı yaptırma zorunluluğu da getiremezsiniz. Yani fleksibilite dediğimiz bir şeyler olması lazım. Bu konuda aşıyı tavsiye eden bir doktor olarak aşının insan hürriyetini kısıtlayacak bir şekilde zorlayarak birilerine yaptırılma mecburiyeti getirilmesine karşıyım. Onu söyleyeyim. İnsanlara şu ortamda yaptığımız gibi faydalı, ilme dayanan bilgiler vererekten, bilgiyi verdikten sonra kendilerinin kendi kararını vermesini sağlamanız lazım. Ben derim ki eğer doğru bilgiyi doğru şekilde aktarırsanız bu pandeminin gitmesi için herkes aşıyı yaptıracaktır. O konuda da müsterih olun derim. Teşekkür ederim.